pazarlama sektöründe çalışanların anlayacağı bir durum vardır. Gidersiniz patrona, abi işte şöyle bir tane buton yapalım, buraya böyle bir tasarım koyalım, bir tane banner koyalım falan dersiniz. Patrona der ki, ben maviyi daha çok seviyorum, bence hepsi mavi olsun der. İşte buton, ya butonu yuvarlak yapalım der. Ama neden? Ben öyle seviyorum der. İşte growth hacking bunu engelliyor. Bunun artık bilimsel verilere dayalı bir analiz sonucunda çıkmasını sağlıyor. Growth hacking tamamen analiz sonucunda çıkan verilerle özel olarak bir tasarlama yapması ya da UX design yapması, insanların bir analiz sonucunu hareket etmesini sağlayan bir çalışma prensibi aslında. Growth hacking sayesinde, growth hacking'in bu kullandığı yöntemler sayesinde daha mantıklı, daha dönüşüm odaklı çalışmalar gerçekleştirebiliyoruz.